Evet, bir telefonumuz var hatta. Cevat Bey Karabük'ten arıyormuş. Alo. Efendim, dinliyorum. Buyurun efendim, iyi akşamlar. Biz sizi dinliyoruz. Sağ olun siz efendim. Ben bundan bir sene önce İstanbul Göztepe'de kalpten her türlü tahliliğini, efendim, angüsünü oldum. Yalnız benim kalpte bir ağrı var. Aralıklı geliyor. Orada dediler bana, bu dediler kalp kapaklarının kalınlaşmasından. Fakat bu ağrıya verilen ilaç da bana bir kan sulandırıcı. Başka bir şey yok. Bunun çaresi nedir? Başka bir imkanımız var mı? Evet, var. Evet, hemen sorunuzun cevabını Şimdi alalım. bir beyefendi, Adem Bey isimli, 22 yaşında ameliyat olmuş. Neden? Kalbin hemen üstünde aort kapağı var. Aort kapağındaki yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 37 yaşında tekrar ameliyat olması gerekir. Bu sefer neden? Mitral kalp kapakçı yetmezliği. Yani kalbin içinde bu sefer. Üstünde değil. İçerideki kapakçıkta problem çıkmış. 15 yıldır diyor bana, aradı, diyor ki teneke kapaklı yaşıyorum. Bir teneke kapak daha istemiyorum. Çözümü var mı? Dedim ki bakacağız, göreceğiz. Deneyeceğiz. Ben şöyle yedirim, böyle yedirim demek yanlış. Ama bununla ilgili ne yapılmış? Klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da 3664 hasta, kalp damar zafiyeti olan, koroner kalp yetmezliği olan hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alaçın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla. Yüzlerce araştırma var. Dedim, yapılan araştırmalara göre etkili. Hapı damlası derecesi var dünyanın birçok ülkesinde. Biz de üretiyoruz. Deneyelim. Denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde ameliyatına gerek yok dedi. Demişler doktoru. Daha önce mesela yolda oğluyla yürürken oğlu koşu yapıyor, o arkasından yürüyemiyor, koşamıyordu. Şimdi artık oğlumla koşulara katılıyorum. Allah senden razı olsun dedi. Tedavi olabilir ama tabii garantisi yok. Garanti demezsin hiç kimse bana. Çünkü garanti kelimesini sevmiyorum. Allah bilir. Yüzde kaç iyileşir? Yüzde ne kadar iyileşir? O zaman gösterir. Bir de kişinin sağlıklı beslenmesi, bünyesine. sigara, alkol, spor yapmaması, birçok faktör bunu tetikliyor. Kişi biraz da yaşam şeklini değiştirirse, spor yaparsa, yürüyüş yaparsa, sigara, alkol kullanmazsa, abur cubur yemezse vesaire vesaire, daha kısa sürede iyileşir. Mümkündür. Evet, böylece Cevat Bey'in sorusunun da cevabını vermiş Evet. olduk.